Srebrenica'da gözyaşları dinmek bilmiyor. Soykırımdan kaçan kurbanların orman yolunu kullanarak geçtiği güzergahta geleneksel olarak düzenlenen ölüm yürüyüşü Potoçeri Anıt Mezarlığı'nda son buldu. 8372 Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenica soykırımının 18. yıl dönümünde Potoçeri Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törende 409 kurbanın cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. 196, 197, 198, 199. Bu sene bu rakam 409'u buldu. 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırplar tarafından katledilen 409 Boşnak bugün Srebrenica'daki Potoçeri şehitliğinde mezara verildi. Aslında mezara verilirken önemli bir mesaj da vardı. Bir daha Srebrenica yaşanmasın. Defnedilenlerin arasında doğduğu gün anne babasının isim bile veremeden hayatını kaybettiği bir bebek ve 14 yaşında iki çocuk da bulunuyor. Annesinin isteği üzerine mezarına Fatima ismi yazdırılan bebeğin toprağa verilme anı törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in temsil ettiği törene kurban yakınlarının yanı sıra çok sayıda ülkeden birçok kişi ve üst düzey devlet yetkilisi katıldı. Törenler kapsamında ilk olarak Srebrenica soykırımı anıtına ülkeleri temsil eden yetkililer çelenkler bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Soykırımın 18. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, soykırımın kabullenilmesini, kurbanlara saygı gösterilmesini ve adalete destek verilmesini istedi. Bosna Hersek'teki savaşta 1995 yılının Temmuz ayında 8000'den fazla erkek katledildi. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu vahşete kimse ses çıkarmadı, görmezden geldi. Binlerce aile, binlerce anne evlatsız kaldı. Boşnak aileleri erkeksiz, çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu soykırımın acısı aradan geçen 18 yıla rağmen hiç dinmedi.